Fırtına çıktı, çatıdaki kiremit park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ama fatura o sokakta yaşayanlara çıktı. Bütün mahalleye icra geldi. Bizim ne suçumuz var diyen 20 aile şimdi adliye kapısında hak arıyor. Zanab Allah düşür arabanın üzerine bir kiremit. Benim bunda günahım ne? Park halindeki aracın üstüne kiremit düştü. 20 aile icralık oldu. 2 yıl sonra adreslerine ulaşan tebligat hepsini şoke etti. Ölen kişiye izra takibi gelir mi? Bu görülmüş mü? İç yüzüne böylesi kağıt çalmış bana. Sana izra geliyor. İzra ne izrası bana geliyor? Orada kiremit düşmüş arabada üzerine. Sağ izra geliyor. Benim günahım ne? 29 Aralık 2016 tarihinde bir kişi aracını Sarıyer Kubilay sokaktaki işte bu binanın önüne park etti. Ancak gece yarısı büyük bir fırtına çıktı. İşte bu binanın üstünden bir kiremit o aracın üstüne düştü. Araçta yaklaşık 12 bin liralık bir hasar meydana geldi. Araç sahibi aracını kasko şirketine yaptırdı. Ancak onun mağduriyeti giderildikten sonra bu kez asıl mağdur sokakta yaşayan 20 aile oldu. Siz kaç numarada oturuyorsunuz sokakta? Sokak 9 numarada. Olay 1 numarada oluyor. No 11'de oturuyorum ben. Olay nerede oluyor? Olay No 1'in önünde oluyor. Bizle bir alakası yok. Hasar gören araç Kubilay Sokak 1 numaranın önündeydi. Ancak sigorta şirketinin avukatı sadece o binada yaşayanlar için değil, sokakta oturan 20 aileye de icra takibi gönderdi. Ben şaşırdım ne olduğu için diye. İzra nereden geldi bana diye. Diyorum ki ben vergilerimi ödemişim, her şeyimi ödemişim. Bana bu izra nereden geliyor? Zanab Allah düşür arabanın üzerine bir kiremit. Benim bunda günahım ne? Bura 2500 metre tek parsel olduğu için bütün bu 2500 metre parsellerin hepsine 20 kişiye icra takibi geliyor. Sadece hayatta olanlar için değil, hayatını kaybedenlere bile icra geldi. Gelen icra takibinin 3 kişi de ölmüş. Bir tanesi de benim babam. Ölüyor kişiye icra takibi gelir mi? Bu görülmüş mü? Biz de şaşırdık. Şimdi... İcra takibine uğrayan 20 aile itiraz için Çağlayan Adliyesi'ne başvurdu. Ortadaki karışıklığın giderilmesini bekliyor.